Öne geçip en fazla puan kaybeden, öne geçtikten sonra en fazla puan kaybeden takımlar Trabzonspor 20 puanda bu istatistik başlığında. Birinci sırada Gençler Birliği, Konya Spor, Fenerbahçe ve Başakşehir takımları bu başlıkta takipteler. Yalnız tabii bunun bir diğer şeyi daha var. Tez, antites, geriye ya evet, düştükten... Yani geri düştüğü maçlarda da çok puan kazandı. Onun istatistiği yok galiba, değil mi? Şöyle, geriye düştüğü maçlarda da 9 puan kazanmayı başarmış. Geriye düştüğü Oradaki sıralamada nerede acaba? Oradaki sıralamayı... Onu yarın yarına çıkaralım. Onu da yarın getiririz. Yarına çıkaralım. Ee, evet bu, bu bu sezonu anlatan bir şey. Ama sadece bu kadar değil. Yani buna bakıp aa işte Trabzonspor öne geçiyor ama kaybediyor diyemeyiz. Çünkü atıyor, yiyor, geri düşüyor, kötü oynarken puan alıyor vesaire vesaire. Çok şeyleri var. Ancak şöyle önemli bir durum var. Çok önemli temel oyuncuları eksik şu anda Şimdi yavaş yavaş onu hissetmeye başladı. Yani sosasız oynuyordu Üç maçtır. Sosa demek her şey demek. Sadece sadece bir oyuncu değil bir lider sosa. O liderlik ona verildi. O onu aldı, benimsedi ve kendisi uğraşıyor yani peşine düştü onun. Ya yani bu şampiyonluğu herkesten fazla istiyor. Belki. Yani onu bir mesele edindi kendine. Sahipleri gördüğüm diye. kadarıyla. Ee, şimdi o yok. Vakayeme çok özel oyuncu. O yok. Buna rağmen kazanabiliyordu. Buna rağmen bulabiliyordu. E, burada olmadı. Ama bu Alanya Spor'un oyununu ve Bakasetas'ın özellikle oyununu e, şey yapmasın yani. Burada özel oyunlar var. Özel, i̇yi bir takım Alanya Kötü bir takım değil ki. Bunu daha önce konuşmuştuk. Karakteri olan bir takım. Ha Çok büyük hatalar da var. Erol Bulut'un biz o karneyi de çıkardık. Büyük takımlara karşı kazanamıyor. Bazen çok durgun kalıyor. Ee, özellikle rakip anlayışı çünkü rakip topu aldığı zaman savunmadan oyun, hücuma geçişte evet oyunu kurması zorlaşıyor gibi durumlar var ama dün esasında çok istedikleri gibi bir rakip vardı. Onların oyununa uygun bir çok oyun Çok uygun bir rakip evet. vardı evet.